Arkadaşlar merhabalar. Bugün kupa maçlarına gireceğiz. Şu anda 7099 kupadayım. Kendi üst adam destemle oynuyorum. Şu anda dünyada 1061. sıradayım. Hedefimiz top 1000'e girmek. Maçlara geçelim. Evet, ilk rakibimizi bulduk. LDCI Thiago geldi. Bisturi klanından. Tahminimce Brezilyalı bir oyuncu. Evet, 7062. Bizden 37 kupa düşük. Tahminimce 27 falan alırız diye düşünüyorum. Evet, oklar atarak başladı. Tamam, bekleyeceğim ben yine. Yani oklar attı diye böyle köprüden iskelet ordusu falan atmayacağım tabii ki. Çünkü belki rakibinde iskelet ordusuna zorlanan bir destesi var. İskelet kral ve oklar. Ne oynuyor acaba? Belki bir mezarlık alevok olabilir. O deste gibi duruyor şu an. Bakacağız. Şuradan bir atalım. O elektro ejderi korumak için yaptım. Çok güzel. Yani rakibin biraz bize anti bir destesi var aslında. Çünkü hem alevleri var hem okları var ama. Yani yine sinirleniyorum. Ya çünkü arkadaşlar yani 3 tane kart attım. Rakip alev topunu harcıyor. Hala elimde iksir toplayıcısı yok. Yani 3 kart attım. İksir toplayıcısını elime en son veriyor. Mecburen iskelet ordusuna atmak zorundayım yani. Ya mecburen attım. Ya şöyle toplayıcı dikelim ama. Yani rakip şimdi bir mezarlık hata yapsa. Bu arada mezarlık değilmiş. Yani daha garipmiş ama. Ne yapalım. Yani orayı da bıraksam 3 taş bile alabilir. Şöyle oduncuya atacağım mecburen. E çünkü öbür türlü 3'lenebiliriz yani. İskeletler falan da var orada. Çok da riske atmayalım. Yani bildiğimiz bu kraliyet domuzu destesiymiş bu arada yani. Ama o destede iskelet kral ne arıyor? Yani ben onu çözemedim de. Destede hep full mezarlık gibi duruyor. Ama iskelet kral almış. Yani normalde bu kraliyet domuzu destesinde iskelet kral asla olmaz. Yani şey oluyor bazen. Altın şövalye oluyor ama iskelet kral kesinlikle olmuyor. Bir de goblin kafesi olurdu yani bu destede. Rakip goblin kafesini de almamış. Şöyle güzel bir kasırga atalım oraya. Çarp elektro ejder. Vur yavru ejder. Şifacı bunun vurması lazım orada iyileştirmemiz için. Oklar geldi. 2 tane yavru ejder vuruyor şu anda. Hemen bir şifacı ardından da bir iskelet ordusu yaptım. Öfkeli bir şekilde gidiyoruz şu anda. Vur. Çok güzel. Çok güzel oldu. İşte budur. İşte budur. Orada o iskelet kralı eritir miyiz? Yalnız iksir toplayıcısını da diktim. Ama doğru mu yaptım? Acaba? Rakip nereden gelecek şimdi? Eyvah. Şu an çok stresliyim. Buradan geliyor. Hemen şöyle şifacıyla savunalım. Canı daha fazla olduğu için daha çok iş görecektir. Hatta kasırgayı da atacağım. Elektro ejder çarp onları. 3 taca çünkü umutlanabilir. Yani buradan atacağım arkadaşlar. Ya. Eyvah. Tersten çok fena gelecek. Tersten çok fena gelecek. Bunlar ne böyle? Tersten çok fena gelebilir şu an. Eyvah eyvah diyorum. Burayı savunmaktan golemi destekleyemeyeceğim. Orası ne öyle? Alevi de attı. Bari bir toplayıcı daha dikeyim. Tabi oklar atabilir ama en azından iskelet ordumuz yaşar belki. Umarım orada onlar patlar. Şöyle hemen buradan atalım. Beklemediği bir yerden. Güzel. Çok iyi. Çok güzel oldu. Tamam. Artık oradaki uçan makine vursun. Tamam. Tamam. Fena değiliz. Güzel. Çok da vurma ama. Şimdi bir atak yapabilir. Dikkatli olmamız lazım. Sağdan bir kraliyet domuzu atağına gideriz. Rakip bir de alev ok kullanılıyor. Dikkatli olmamız lazım. İşte bundan korkuyordum. İşte bundan korkuyordum. Hatta ok hemen iskelet ordusunu da atacağım. Çok vurmasın. Hatta hiç vurmasın. 623 can kaldı orası. Acilen benim bir oduncuya daha ihtiyacım var. Şifacıyı da atıyorum iyileştirmek için. Şöyle bir kasırga da attım. Tamam, fena değiliz. Ortadan iskelet ordusunu da bıraktım. Elektro ejderi de atıyorum. Oduncu öfkeli bir şekilde şifacı vuracak şu anda. Öfkeli vuruyor. Oduncu da gidiyor. Vur. Aldık mı? Şöyle bir kasırga attım. Ortadan iskelet ordusu. Vurmanız lazım. Vur 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 yavru ejder son anda. Ve kazandık. Efsane bir maçtı. Çok zor bir maçtı ya. Gerçekten
rakibin en büyük kozu rakibi bilemememdi aslında. Yani rakibin destesinin eğer ki kraliyet domuzu olduğunu bilseydim bu maçı çok daha rahat kazanırdım ama rakibin destesi böyle daha garip bir deste olduğu için maalesef ki çok zorlandım. Son yerlerde zaten 600 can falan kalmıştı yani. Alevok'a gidiyorduk yani 400 can falan kalsa. Neyse zar zor da olsa kazandık. Şunu da bir açalım. Bunu da açmaya bırakalım. Bir maça daha geçelim. Evet hızlı bulduk bu sefer. El Tanco geldi. 7105'ten. Alpha Warriors. Bu oyuncu beatçi diye içimde bir his var ama umarım öyle değildir. Evet buz ruhunu dağıttı. Ya hayır. Logbait gerçekten bu sezon öyle bir abarttılar ki arkadaşlar. Yani her yerde Logbait görüyorum. Gerçekten çok sıktı yani. Özellikle Goblin çetesi bufflandıktan sonra her yerde Logbait var. Yani 2.6'yı hiç görmüyorum. X-Sane vardır mesela. X-Sane'i görmüyorum. Pekka Spam. Yani bu 3 deste hiç karşıma gelmiyor küreselde. Ama varsa yoksa Logbait karşımda. Hani o dünyanın en çok oynanan desteleri vardır ya. Okçulu ilk sayı, Logbait 2.6. Yani bunların hepsi şu anda tarihe karışmış durumda. Ama her maç Logbait geliyor. Biraz dengesizlik var bence. Şöyle oduncuyu atacağım. Rakip tabi felaket kulesiyle savunacağından dolayı rahat. Yani her türlü spamlıyor. 5 iksire savunacak çünkü. Evet. Çok sıkıntı. Felaket kulesi roket. Yani en büyük 2 antim bir destede zaten. Beni çok zorluyor. Yavru ejderi atalım. Evet. Şimdi ne gelecek? Şövalye. Yani ilk 2 dakika olabildiğince az hasar almam lazım. Yani 2 kat iksirde de artık kazanabilirsek kazanacağız. Şöyle bir iskelet ordusuyla savunalım. Hemen bir toplayıcı dikiyorum. Onlar giderken bize biraz zaman kazandırsın. Evet roketliğine geldi. Yani bakacağız artık. Evet vur şifacı bari. 2-3 tane vur da en azından yüzümüz gülsün. Muhtemelen köprüden prenses gelecek yine. Gelmedi. Şöyle kasırga atalım. Geriye çekelim de kule fıçıyı görsün. Güzel. Yine temiz savunduk ama yani işte sorun bu. Sadece savunuyoruz. Atak yapamıyoruz. Çünkü rakip sürekli üzerimizde bir baskı kuruyor. Hani golem yetenek istemez deniliyor ama ilk 2 dakika golemle oynamak gerçekten bir yetenektir. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hani gördüğünüz üzere her kartımız 8 iksir, 6 iksir, 5 iksir ve atağa çıkamıyoruz yani. Gördüğünüz üzere hızlı destelere karşı golemle oynamak başlı başına bir yetenektir ama hep golem noob kartı oluyor işte. O da ayrı bir konu. Yeter artık. Yeter artık. Gelme artık yeter. Yani golem atamadık da arkadaşlar. Hani uzatmaya gireceğiz golem atamadık. Ya yani golem atamadan maçı yenileceğiz. O da ayrı bir konu olacak ama. Şöyle bir prensesi alalım diyeceğim. Evet tekrardan fıçı çevirdi. Yani o vuracak. Ona bir şey atamam. Yavru ejder atsam da bir işe yaramazdı. Evet artık rokete tomra falan gidiyoruz. Hatta maçı satacağım arkadaşlar. Toplayıcıyı buradan atıyorum. Yani çünkü yapabilecek bir şeyim yok. Zaten Goblin çetesi daha da güçlü oldu. Logbait anti'ydi daha da kötü oldu. Buradan en kötü. Golem'i atayım bari. Golem'i atmadık da demeyelim. Ama yani aşırı derecede güçlü. Evet bir de gülme emojisi spamlıyor. Bir daha karşılaşmamak üzere diyorum ve diğer maça geçiyorum. Evet rakibimizi bulduk. Stalin geldi. Evet. Tarih severler bilirler. Stalin. Sovyetler Birliği'nin ikinci başkanı. Birincisi Lenin, ikincisi Stalin. İkinci Dünya Savaşı'nda da Sovyetler Birliği'nin başındaydı Stalin. 1953'te ölmüştü sanki. Öyle diye hatırlıyorum. Stalin'in bir sözü vardı. Ben gittikten sonra kapitalistler sizi boğacak kapitalizmin şeyinde falan. Öyle bir sözü vardı. Tam hatırlamıyorum ama. Stalin şu anda Mega Şövalyesiyle bize karşı geliyor. Evet.
Madenci orada aldı. Onun dışında Stalin, Lenin'le de, Vladimir Lenin de Sovyetler, Sovyet Rusya'nın kurucusu. Lenin'le de Stalin bayağı araları iyiydi yani, birlikte çalışıyorlardı bildiğim kadarıyla. Lenin öldükten sonra Stalin başa geçti. Evet. Şimdi rakibimizi nasıl alacağız? Özellikle yani güzel bir atak yaparsak alabiliriz. Yani yakalayabiliriz aslında ama o güzel atağı umarım yakalarız. Özellikle şu an kasırgamız olsa çok iyi olurdu. Mega şöyle ile onu koruyacaktır. Aynen öyle. Umarım arkadan kuleye de vurur elektro ejder. Hani o şekilde belki olurdu ama. Arkadan yarasaları alıyor elektro ejder, fark ettiyseniz. Çarp elektro ejder kuleyi. Mükemmelsin. Mükemmelsin. Bir de çarpmasını attı. Bir tane daha vur. Çok güzel. Orada o silahçörü almamız çok iyi oldu. Bir hahu atalım ona. Hahu. Şimdi buradan iskelet ordu. Tamam. Ana kuleyi açacağım ya. Hani belki 500 canla vuracak. 500 hasar verecek ama yine de ana kuleyi açalım arkadaşlar. Ana kule ana kuledir. Tamam, artık golem atağına çıkalım. Buradan golemi atıyorum. Özellikle kasırgayı tekrardan da döndürmemiz lazım. Evet, rakip arkadaşlar yani şaşırmadım. Baktı ki savunamayacak orayı. 3 taca gidecek şu anda, aynen. Oradan mega şövalyeyle bize atak yapacak. Yani biliyoruz bunları. Yok, yapmadı. Tamam, o golem o zaman orayı alır. Ben de bu arada sağdan giderim o zaman. Hiç problem değil benim için. Bakın arkadaşlar, buradan bir tane daha şu an atıyorum. Hatta hızlı bir şekilde almak için oduncuyla da destekliyorum. Alırız orada. Kasırgaya bile ihtiyacımız yok o silahları almak için bence. Aynen. Yani o mega şövalye gelene kadar biz 3 tacı bile alırız neredeyse. Ve Stalin'e karşı şu anda kazandık. Evet, 2. Dünya Savaşı'nda da bu arada Stalin kazanmıştı aslında Hitler'e karşı. Ve kış çok yardım etmişti. Yani işte o Almanya Rusya'ya saldırmıştı ve kış, Rusya zaten hani biliyorsunuz oralar çok soğuktur. Ve o soğukta hani o askerler bayağı sıkıntı çekmişti ve Rusya'nın kazanmasında da kış bayağı etkili olmuştu. Sonra da işte Doğu Almanya, Batı Almanya falan öyle durumlar yani. Evet. Sir HKE geldi. Şimdi bir Sir'le oynuyoruz. Stalin'den sonra bir İngiliz beyefendisiyle maçımız var. Evet. Kara Prens ve Kraliçe. Umarım düşündüğüm şey değildir. Umarım düşündüğüm şey değildir. Lütfen. Lütfen kraliyet dev ol. Lütfen elektro dev olma. Yok, elektro dev değilmiş ol. Yo, olabilir bu arada. Hala olabilir. Umarım elektro dev değildir. Lütfen olma. Lütfen. Oh, tamam, çok sevindim. Yani elektro dev olmasını gerçekten hiç istemiyordum. Çok mutluyum şu an. Dondurma mı? Acaba elektro dev mi olsaydın? Bilemiyorum yani şu an. Bu ne? Bu nasıl deste ya? Şu anda rakibin ne oynadığını düşünüyorum ve aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bu arada yaşlıca da hadi hadi demiyor mu? Ben mi yanlış duyuyorum bazen? Vururken hadi hadi. Madame the Queen. Şöyle bir hahu atalım. Hahu. Bu arada oduncu balonmuş. Elit barbar, oduncu balon, dondurma. Acaba sör demesem iyiydik sana? Bu nasıl sör ya arkadaşlar? O kadar sör dedik, saygı duyduk adama. Adam oduncu balon. Hani şunu söyleyeceğim. Normal oduncu balon destesi bile bundan daha masum. Hani çünkü onda oduncu balon dondurma var. Bunda ekstradan bir de elit barbar ülke var yani. Şey, elit barbar var daha doğrusu. Bu ne yani böyle? Yani dostum, bu ne ya? Cidden bu ne yani? Yani güzel bir hata alabiliriz ama umarım o güzel hata yapabiliriz yani. Sorun o şu an. Oduncu balonu döndü mü? Dönmedi ya herhalde. Yok, bir kart sonra dönecek. Bir kart sonra sanırım oduncusu dönüyor. Yok, şu an dönmüş. Şu kart döngüsünde güzel bir saysam iyi olacak da. Neyse. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bir de yaşlı cadı çıktı. Bu nedir böyle? Yavru ejdere kilitlen. Buradan geliyor. Hala buradan geliyor arkadaşlar. Rakip sağ tarafı bıraktı ya.
Umarım yani sağ tarafı alırız bu arada. Elektro ejder vur kuleye. Tamam, orayı aldık. Alamadık mı? Şöyle yaptım. Çarp. Elektro ejder çarp kuleyi. Çok güzel. Yalnız yine yaşlı cadı bizi bitirecek. 10 saniye şu an savunmamız lazım. Savunmamız lazım. Kasırgayla falan. 8, 7. Sör'ü yeniyoruz da bu Sör değil arkadaşlar ya. Bu beyefendi falan olamaz yani. Bu nasıl deste? İyi oyunlu diyelim de neyse. Yani bugün yine güzel maçlar geçirdik ama. 4'te 3 yaptık sanırım. 3'te 2 mi yaptık? 4'te 3 mü yaptık? Bilemiyorum. Ama güzel maçlar geçirdik. Şöyle bir bakalım. Evet, ilk bu Kraliyet Domuzu maçı gerçekten efsaneydi. Sonra Logbait'e karşı çok canımız yendi. Sonra Stalin'e karşı oynadık. Logbait antisiyle oynadık. Sonra Stalin'e oynadık. Sonra Elit Barbarlı Öfkeli 10. Balon'a karşı oynadık. Yani çok garip troll maçlar geçti biraz ama yani yine de küreselde oynadık yani. Yine de görüyorsunuz arkadaşlar, top 1000'de oynuyoruz. Yine Barzo geliyor yani. Ve 7146 kupayla şu anda dünyada top 8'izdeyiz. 4'te 3 yaptık bugün. Gerçekten de güzel maçlar geçti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.